Günaydın arkadaşlarım, günaydın. Herkese yeni bir videodan ve yeni bir günden merhaba. Saat 7 günlerden salı. Sizlerle birlikte İstanbul'a gidiyoruz. İstanbul'a uçuyoruz. Uçağım 10.20'de. Abim beni bırakacak. Bavulum tıka basa dolu. Çok bir şey almadığım halde nasıl 20 kilo? Nasıl olabilir, anladın mı? Aşırı şeyim. Gerginim, midem bulanıyor. Uçak fobim mi var bilmiyorum. Şu an Fatih Yüreğe benziyorum. Niye? Neden? Neden Fatih abi? Yani dünyada benzeyecek kaç milyar insan varken neden şu an Fatih Yüreğe benziyorum mesela? Bu tartışılır. Bu tartışılmalı. Şimdi cildime birazcık bir şeyler süreceğim. Aslında çok da bir şey sürmek istemiyorum. Şöyle hemen göz altlarımızı bir kapatalım. Fondöten partisi. Giyindim ben. Giyindim yani. Bej giyindim ve fondöten full pıs diye atladı arkadaşlar. Niye böyle şeyler yapıyorsun? Aksiyona ne gerek var ki şimdi? Yani. Ha, üstüm dolmuş. Şöyle lup 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 bir yayalım. Göz altlarımızı bir kapatalım. Kulaklarım yara oldu. Dün değil. Dün video çektim de siz büyük ihtimal... Bu ikinci vlog mu olur yoksa birleştirir miyim? Hiçbir fikrim yok. Ama yeni bir gün. Dün kulaklarıma bir sürü küpe takmıştık sizinle birlikte. O diğer videoydu büyük ihtimal. Apse yaptı. Diş apse yapar. Benim kulağım yapıyor. Fatih Yüreğe benziyorum. Böyle bir hayat, anladınız mı? Şöyle göstereyim. Laston diye bir marka. Bileniniz vardır diye düşünüyorum. Bu marka Türk bir marka. Yani şu an işletmesini yaptıkları arkadaş. Victoria's Secret'ın muadil ürünlerini yapıyor. Ve inanılmaz kokuyor. Dün bileğime sıktım. O kadar güzel ki vanilya. Çok güzel ya. Hani buram buram kokuyorsunuz. Ve aşırı kalıcı. Hani bu şey diyoruz ya yabancılarda. Yabancı bir yanımızdan geçtiğinde böyle yurt dışından. Ya bu ne kokuyor ya? Nasıl bu kadar güzel kokabiliyorlar dedikleri. Victoria's Secret'miş arkadaşlar. Gariban ne bilsin Victoria's Secret'ı derken. O arada Hair Mist geliyor. Bunun kokusuna aşık oldum. Ya o kadar tatlı ki bak, yemek isteyeceksiniz. Ben bunu geçen gün kollarıma falan da sıktım. İnanılmaz güzel. Ve şöyle söyleyeyim size. 2-3 kişi bana dedi ki sen ne sıktın? İlk yengem merdivenden iniyor mu? Yengem diyor ki ne sıktın? Normalde öyle çok şey yapmasa ne sıktın falan diye çok sormak. O kadar güzel kokuyor ki size anlatamam. Alın aldırın. Bir de body lotion'u var. O şu an bavulumda. Sürüyorsunuz, hem cildinizi yumuşatıyor hem de teniniz bebek gibi kokuyor. Şey oldu geçen gün, işte bacağım çemrelmiş. Çınar da çok koku takıntısı olan bir çocuk. Şu an işte kaç yaşında? 11 yaşında falan. Ve hani sürekli rolon falan sürüyor. İşte halatar kokmuyor falan da ki kokmuyor. Benim de burnum biliyorsunuz Allah'a şükür iyi koku alır. İşte... Bacağım böyle çemrendi. Bacağım da onun üstündeydi. Ben yapmıştım, onu sürdüm böyle. 2-3 saat geçmişti. Çınar'ın dediği şey, ne kadar güzel kokuyor, ne bu? Ben de sıkayım falan deyip odamı karıştırmayı dedim. Aşkım krem. Öyle kokuyor. Bakın alın aldırın. Anladınız mı? Bana şükredeceksiniz. Ben her yerime, bacak aralarıma, memelerime, kollarıma her yerime sürüyorum. Mis gibi kokuyorsunuz ya, böyle Hindistan cevizi gibi bir sürü de şey var ve uygun fiyatlıya. Şunun fiyatına inanamayacaksınız. Biz biliyorsunuz İstanbul vlog çekmiştik bundan 6-7 ay önce. 120 liraya bu Victoria's Secret'in çakmalarını almıştık. Ama bu çakma değil arkadaşlar. Bu kendi markasını üretmiş ve çok iddialı bir ürün. Onu söyleyeyim. Şimdi reklam pazarlama diyecekler de pazarlayacağım abi bunu. Bunu pazarlarsın. Şimdi saç diplerimi dolduracağım. Kelim ya ben biraz. Biraz değil baya. Allah'ın cezaları. Saçlarımı seviyorum. Bu arada İstanbul'a gideceğimi duyan birçok takipçim bana işte seni ağırlayalım, seni ağırlamak istiyoruz gibi güzel şeyler yazdılar. Ya gerçekten o kadar mutluyum ki abi, tanımadığınız bir insanı gerçekten evinize çağırmanız yürek miydiniz? Şaka bir yana. Aşırı tatlı bak, yemin ederim. Hani mutlu oluyorum. Şunu da alacağım. Şu pudra döküldü saçıldan mı?
Kirpiklerim nasıl olmuş? Onun hakkında da bir yorum alabilirim sizden. Şuradan bir şeyler kullanalım. Sağ kulağımızın altına bir nokta koyuyoruz. Koyduk. Ne kadar güzel oldu. Çok pembe duruyor. Böyle bluzumun linkini bırakacağım size, bu trend yoldan. Kombinde şek yapalım mı? 10 dakikadır makyaj yapıyormuşum. Evet, kombinim böyle. Sizce İstanbul için uygun mudur? Uçak için. Yalnız bu yeleği giymeyeceğim. Yani aldım ama. Neyse, böyle gideyim olmadı. Uçakta çıkarırım yani, mantıklı. Böyleyim. Sonra bunu alacağım. Ve bu ikisini alacağım. Ağırlığı şunun ne kadar bilmiyorum. Uçak için alabiliyoruz diye biliyorum. Şöyle bir bakalım. Yani çok ağır değil. Bu Artpon. Üstüme ceket olarak deri ceket giyeceğim. Yağlarım çıktı. Karın yağları. Ben bununla donacağım gibi ya. Hadi hayırlısı. Baya kötü değil bence. Yani sizce pantolonla falan ben güzel olur diye düşünüyorum. Evet arkadaşlarım, turist Ömer gidiyor. Hadi bakalım, görüşelim. Geçen sene bunları giyip gitti. O kadar ağır bir zamanlık. Önümde çantam da şeyi, laptopum olanı şeye alacağım. Gezmeye gittin. Bavulum o kadar değil ki, sadece 15 kilo geldi arkadaşlar. Harika değil mi ya? Tamam, adam dedik 16, hayır dedim 15. Tam böyle sıfır. Çok iyiyim ya. Şimdi bıraktık perona. Şu turuncu bavul benim. Şimdi gidiyorum. Bir şeyler mi yesen? 30E koltuğu. Büyük ihtimal ortalarda bir yerde. Mutlu değilim bu yüzden. Bizimki 10.20. Benim merdivenler. Hello arkadaşlarım, ben indim. Bir uyumuşum. Öyle bir uyuma yok. Ama şöyle oldu. İnanılmaz türbülansa girirken sürekli zıpladık. Uçağımızın adı Zeynep'ti. Buradan bütün Zeynep'lere selam olsun. Şey diyeceğim. Uyudum ya, bir yutkundum. Kulağım o kadar ağrıyor ki size anlatamam. Böyle sanki bir şeyle delmişler gibi. O kadar kötü. Ama güzel İstanbul'da. Biraz serin. Mesela çıkmadık. Şeyin içinden geçtik. Tünelin mi? Hani şimdi bagajımı almaya gidiyorum. Oradan da D3'e bineceğim. İki adamın ortasında oturuyordum. Biri İngiliz'di. Diğeri Türk'tü. Güzel. Sıkıntı yok.
İstanbul kartımı da aldım. 170 lira olmuş uç basınlık. Onu okuyacağım. Ve saat 1'de geliyormuş otobüs. Biraz üzgün. Şu an saat 11. Kızlar dedi ki seni tanıyoruz. Şimdi indim. Ezgi'cimle buluşacağım yere gidiyorum. Metrodan. Çok tatlısınız lan. Hello arkadaşlarım. Hello. Biz şimdi Ezgi'cimle görüştük, buluştuk. Şimdi yemek söyledik. Ezgi onları bekliyor. Aşırı özlemişim. Burası cıvıl cıvıl. Şimdi yılbaşı olacak ya. Her yer o kadar güzel ki pırıl pırıl, size anlatamam. Gerçekten aurası çok farklı buranın. Hem İstanbul'u özlemişim, hem Ezgi'yi özlemişim, hem yemek yeme o kadar açım ki size anlatamam. Aşırı açım, aşırı. Çok çok fazla açım. Şimdi yemekleriniz gelsin. Ezgi'yi size gösteririm. Eminim özlemişsinizdir. Sonra görüşelim. Sizi seviyorum. Bay bay. Şimdi biz H&M'e geldik. Size Ezgi'ye de göstereyim. Herkese merhaba. Nasılsınız? Ben iyiyim. Şimdiden teşekkür ederim. Öpüyorum sizi. Öpüyor sizi. Şey bakmaya geldik. Gri palto. Gelir gelmez yemekleri yedik. Dedim ki hadi gel gri palto bakalım. Biraz dedikodu yaptık. Gözlük sileceğinden şey yapmışlar bluz. Gri palto arıyorum. De facto da vardı ama. Bakalım mı de facto? Ha, ama bir gezelim mi buraya? Sebeden crop bir. Benim var böyle. Şu kargolar da güzel buraya da. Çok güzelmiş. Bakın. Benim boyum eksikmiş buncuz ama alnım da işte. Aşık oldum buna. Şu güzelliğine bakın. Kameram da leş gibi. Ay Ezgi. Şu an hiç tadını bilmediğim şeyleri nasıl canım çekiyor? Mesela şu ne? Ama çok güzel. Vanilyalı frambuazlı çikolata. Hayır ya. Öyle mi? Of. Kız profiterol varmış. Aşkım bir istiyorsan kendine göre porsiyon al. Ben de çok yemiyorum zaten. Sen de çok yemiyorsun. Hepsinden. Gelirim ya buraya yürüyüş. Bana yolu öğret. Hello arkadaşlar. Şimdi çiğ köfte yiyorum. Arkadaşımla buluşacağız Yeliz'le. İki tane yedim. Ah ağzım yandı. Hello arkadaşlarım, hello. Şimdi biz ayrıldık. Ezgi'nin arkadaşlarıyla bir planı olduğu için ben de bir arkadaşımla buluşacağım. Yeliz'le. Şimdi onunla buluşmak için Hazire'ye gidiyorum. İnanılmaz soğuk yok. Ama böyle bir başı, böyle bir çınlatan bir tatlı bir soğuk var. Bir tane palto beğendim. O ikide. Onu tekrar bir deneyeceğim. Yeliz'le de bir bakalım. 1500 mi 2000 lira gibi bir fiyatı vardı. Ona bakacağım. Şimdi kapatıyorum. Görüşürüz. Yeliz geldiğinde de çekerim isterse. Bay bayın. Ay ne kadar güzel. Baksanıza ışıl ışıl. Bakın. Biri bana hareket çekti. Baksanıza. Her o kadar ışıl ışıl ki. Hello. Biz şimdi Yeliz'le buluştuk. Yeliz'i tanıyor musunuz? Bence tanımıyorlar. Tanışın Yeliz. O zaman ben Yeliz Ergül. Deniz Ergül'ün kız kardeşi diye. Belki Deniz de tanımıyorsunuz. Ben daha 3 aylık ameliyatlıydım. Seninle yüzle görüştük Fethiye'de. Evet doğru. Ve benim tüp mide olmam da aracıdır. Yani bende etkisi çok büyük. Evet.
Ya. İyi ki oldum diyor musun? İyi ki oldum tabii kızım. Asla yememi tutarak bu kadar kilo veremezdim. Kimine göre az. Ama yani yapacak hiçbir şey yok. Ben şu an mutluysam ve sağlıklıysam bu senin sayende. Yani etkisi var olmaz mı? 60 küsür kilo, 70 kilo verdim deyince kızıyorlar bana ya, da. Derim ya. Abi 100 kilo verdim de diyebilirim. Belki evet. Olumluyorum. Evet. Yani niye bu kadar takılıyorsunuz? Aynen öyle ya. Şimdi Cotton'a palto bakmaya geldik. Gri bir palto aradığımı söylemişim. Şu paltoyu beğendim. Beğenemedik ama. Ama çok böyle dik duruyor. Bir tık düşük omuz bakıyorum. Pantolar çok güzel bu arada. 2,5 milyar gibi bir fiyatı vardı. Şimdi Waikiki'ye bakacağız. Şimdi Waikiki'ye bakalım. Orada beğendim ama bedeni kalmamış şeydekinde Özdilek'te. Burası neresiydi? Axis. Axis'teyiz. Burası daha tatlı, minnak. Bir AVM. Denizin güzelliği. Ay çok teşekkür ederim. Senin güzelliği. Fethiye'den mis mis kokular getirmiş. Güneş bir getirdim. Bir asalet getirmiş. Ya. Neler. Allah be. Arkadaşlar buna bayıldım. Size kodunu bırakayım mı? Arkadaşlar şimdi lojistik. Bizim bir de kalıcılıkları geldi. Çok kalıcısınız. Evet bu arada. Çekiyorum ama sorun yok değil mi? İnternet sitesinde de buluyorsunuz zaten. Ben bulamadım. Trendyol'da falan yok. Lojistik'inde de sadece notaları çıkıyor. İsim yok ya böyle. Belki bizim normal bilgisayar bağlı olduğu için. Biz deli gibi parfüm seçiyoruz. Bak ya. 4-5 güne kadar kalıyor. Ne bu? Bu ne Angel Angel. İlk görüntü kendi yapımı. O da Lorisi kendi yapımı. O da güzeldi toplamda. Black Optimum kendini ben buldum. Black Optimum bu benim 222 değil mi? Ben bunu otelde sıkıyordum. Herkes diyordu ki Melis geçmiş burada. Yani bir de bu benim imza kokum Eskada işte onu çok seviyorum. Kışla astık abi buram buram kokuyor. Hı-hı. Ama bu birazcık şekerlenecek ama çok güzelmiş. İkisini alabilir miyim? Şu kirkiydi bence. Şimdi bir Eskada'yı alalım bir de şu sıktığımız kirki miydi? Bakalım. Kirke var. Bu işte o. Hayır. Bunu şurada sıktım. Bakarat galiba. Aynen bakarat. Çünkü kirke şu anda... Kirki hangisi? Şu. Kirki. Kirki. Almıyorum. Üstünüzde de var. Ya şöyle bir koklayın kahve. Aşkım her yerim şey oldu parfüm. Yıl Türk kahvesi çekti. Kim mideliyim ben? Hadi gidip bir içelim. Çok temiz kokuyor. Çok meyveli değil. Ama böyle şey acılık var bir de. Şeftali kokuları ağır basıyor. Ben bunu çok sevmedim. Bilmiyorum. Ya benim kal soğuktu olmam. Bir yerden kapı açıldı. Çok teşekkür ederim. Rica ederim. Kolay gelsin. Sağ ol aşkım. Bay bay. Bizimi kapatıp birini seçebilir miyim? Hadi tabii. Sen karıştır ben birini seçeyim. Hangisi bana en güzel olacaksa o koku. Böyle herkesi peşinden sürükleyeceksem onu seçsin elim. Hazır mıyız? Evet. Bu taraftaki. Dur bir daha. Ha burada mı bunlar? Hı hı. Bu. Allah kahretsin. Neyi seçtim? Bu bunu. Bunu arkadaşlar. Sen istediğini seçtin yine. Eskadayı da. Neyse. Bu kız cinli. Kendini gör. Hayır, gayet güzeliz biz. Her halimiz güzel. Yeliz neredesin? Yeliz'i kafamla kapattım. Çok tatlı arkadaşlar. Loris parfüme geldik. Gerçekten kalıcı. Aksesizlik. Ve 222'sini aldık. Bir de ne aldık? Bakarat aldık. 270. Unisex bir kokuymuş. Bakalım. Zaten 222'yi ben kullanıyordum. Herkes dönüp bakıyordu. Çıkın gelin. Kolay gelsin, memnun oldum. Hoşça kal. Şimdi buraya geldik, Bursa Kebap Evi'ne. Güzel şeyler var. Yoğurtlu Adana kebap. İki farklı şey söyleyip bölüşebiliriz. Fark evet, etmez zaten bana. Zaten yemeyeceğimiz için aynen. Bir şey söylemeyelim. Dönem döner istemiyorum ben böyle. Kutular falan var aslında da 3 sıra. Bilmiyorum çok mu fast food? Hangi kutu? En arka. Çocuk menü söyleyeceksin aslında da. Değil mi? Mesela baksana şu taco'yu çok merak ediyorum. Taco yemeği. Nerede? Kaçıncı sayfa? Öğretmenim. Kaçıncı sayfadayım? Of tatlı. Bende yok. Şurada taco.
diye olabilir ki döner işte abi. Haklısın ama bu konuda evet. Yani kızartıyorlar. Ya, aynen öyle. Bak ne yapalım biliyor musun? Bir tane Bursa kebabı alalım. Evet, Bursa kebabı, Bursa spesiyeller falan da var. Bunun ha, acılı diyor, acılı mıydı? Acısı yok mu? Acısı da var. Bursa kebabı var, bir de Bursa spesiyel diye bir şey var. Bunlar ne demek acaba? İkisi de aynı. Şimdi geldi, bölüşerek yiyeceğiz arkadaşlar. Afiyet olsun bize. Ya. Yani mesela bir takipçim, erkek bir takipçim bile bir yanıt verirken bile korkudan ölüyorum. Yakın tuttu. Mekanda eğlenmedik. Ve beni de sokmak istemez. Evde. Anne babayla mı yaşıyor? Söylemedi patlıcan dedik ya da. Aa bunda da var mı? Lezzetli. Demedim. İlginç lezzetli. Yani evet. Şu ana kadar yediğim en iyi İskender. Yeliz'lere geldik. İki tane onun da kedisi var. Çok güzeller. Neydi isimleri Yeliz? Maya, Nalan. Nalan beyaz olan, Maya da gri olan. Nalan erkek ama. Nalan. Senin adına şarkılar var ulan. Ah ulan. Evleri çok tatlı. Stüdyo daire. Bence çok güzel. Ve rezidans ve yüksek. Hadi gelin manzarayı çekeyim. Ay kalkamadım. Biraz manzara. Burası kaçıncı katta? 14 mü? 11 yaşam. 11. Sen yavru mu doğurdun? Sen bu göbekten 6 tane bana evlat mı verdin? Sen bu 6 yavruyu nasıl burada büyüttün de doğurdun? Bana cevap ver. Ya çok güzel. Bu yumuşacık göbekten nasıl doğurdun? Tırnakları çıkardı. Anneyim. Göbeğe bak, göbeğe. Kediden korkan ben ve bütün arkadaşlarımın kedisi olması. Nalan'ın bakış ama. Nalan. Oğlum. Gel. Ne ay çok güzel. Çok korkunç. Bu çok tatlı maşallah. Bu çok sessiz sakin çünkü bu. Biz kahve içiyoruz. Annesinin aşkı. Bakın benim her videomu izlemiş. Evet. Ya. Bir de böyle bir arkadaşız işte. Ya. Aşkım. Sen de başladın bir ara sonra gitmedi. Yani kaç yıl önce kiloluyken işte bir saç boyama bir de salakça bir video. O güzeldi bilgisayarın başına oturup çektiğin. Ama sonra işte uğraşamadım. Bir de fark ettim ki ben konuşamıyorum. Ama sen şu an tam mesleğini bulmuşsun. Güzellik şirketi şey falan. Evet. Çok iyi. Evet. Şimdi biz ikimiz de parfüm aşığı iki genç kadın olarak parfümleri şey yaptık. Bu o kadar kötü ki Hacı Misk bildiğin. Avon'un neymiş bu? Rose mu? Rap. Bir şey gold. Aşırı kötü. Şu güzel. Bu bir tık böyle bakarata benziyor. Ünlü Deniz. Bu da bana kumpas kuruyor. Şu çok güzel kokuyor. Neydi bu? Chanel. Chanel şans. Çok muadili. İyi. O Roberto Cavalli'nin muadili. Ay. O kirke. Kirke almadık değil mi biz? Hı-hı. Benim aldığım kirke mi? Senin aldığın bakarat. Ben de buradayım. Hello. Ama güzel. Aa çok güzeller. Evet ama çok tozlular. Arada yıka. Artık temizlik yapmaya vakit bulamıyorum. Yani gayet güzel ev. 1+1. Evet tatlı. Her yerde ayna var. Evet. Benim düğmemin açıklığı. Hello arkadaşlarım. Kapanıştan size seslenmek için geldim. Umarım keyifle izlediğiniz bir video olmuştur. Ben İstanbul'da yaygın olan ve benim ilk defa deneyimlediğim bir şey Martitek uygulamasıyla geldim. Taksi
gibi bir uygulama ve size fiyat veriyorlar. İşte aracı olan iki tane çocuk geldi. Sonra onlarla işte Ezgi'lerin yanına gittik. İşte o gün Ezgi arkadaşıyla buluşmuştu zaten. Çok keyifli bir geceydi benim için. Yeliz zaten benim sosyal medyadan tanıyıp sonra hayatıma dahil olan inanılmaz tatlı bir kızdı. Hani ve onunla böyle onun konfor alanında görüşmek beni aşırı mutlu etti. Onunla vakit geçirmek aşırı mutlu etti. Alışveriş yapmak da tatmin ediyor ama maalesef gri bir palto bulamadık. Bunun için hala çalışmalar yapmaktayız. Bu arada şunu söyleyebilirim. Parfümleri çok soracaksınız eminim. 222 numara. Şu an Ecrin Su Çoban izliyoruz bu arada. Arkada ses çıktı ama sorun değil. Çok tatlı bir kız. Parfümü aldığınız zaman bana dua edeceksiniz. Bir de benim gerçekten imza kokumdur. Escada Collection. Ona da bakabilirsiniz. Ben şu ana kadar Eiffel denedim. Hani vardır ya üniversite zamanı ben çok modaydı ve çok ucuzdu abi. 25 lira falandı. Sonra bu şeyle tanıştım. Neydi o parfümün adı ya? Benim aldığım. Neydi? Eiffel değil. Ben de hatırlamıyorum. Az önce aldığım parfüm. Videodan hatırlayamadım. Bir de çok ünlü olan ve aşırı ünlü parfümlerin muadilini üreten bir firma var. Neydi? MAC miydi? MAD. MAD parfüm. Bugün de ona bakma şansımız oldu. Parfümler aslında 249 TL'den. Ben sormadım. Ben baktım orada yazıyordu. 249 TL'den başlıyor arkadaşlar. Bu bizim Marmaris'te şey çok yaygındır mesela. Ablacığım işte gümrük malı orijinal bunlar. Şişelerine bak böyle otur izle yani. Öyle parfümler. Bir sık. Sıktığında alırsın bir 5 dakika. Öyle onu hazırlamışlar ki arkadaşlar. Dükkandan çıkana kadar kokusu sizden çıkmaz. Dükkandan hani parayı öde. Sonra dışarı çık parfümün pesi yok. Yok yani. Adamın sigara kokusu kalır üstünde ama parfüm asla yok. Neyse öyledir oradaki parfümlerde. O yüzden gidip dışına bakıp aldanıp bu Marmaris'tendir işte İstanbul'dan ben seneler önce 5-10 TL'ye falan satılıyordu o orijinaller pazarda Bakırköy pazarında. O yüzden gidip onlardan almak yerine doldurma parfüm alsanız daha sizin için hem cep dostu olur hem de ne bileyim daha kalıcı olur. Öyle arkadaşlarım bu da benim parfüm bilgimdi. Daha bir sürü parfüm size önerebilirim. Efendim? Zara'nın parfümleri de güzel bu arada. Evet, Zara'nın parfümlerini ben hiç deneyimlemedim. Çünkü çok Zara kültürüm yok. Hı. Ama işte mesela Gizem falan inanılmaz kullanır ve ben onu her gittiğimde lop 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 sıkarım. Çok bir güzel kokar. Çok tasarruflu. 200'lerde falan. Hı-hı. Büyükleri de 400 civarı. İşte ya ama çok uzun gidiyor. Benim şöyle bir sıkıntım var. Ben aldığım parfümü sürekli sıkmak istiyorum. Bana kokmuyor mesela. İnsanlar diyor ki hayır bize kokuyor. Ama ben almıyorum abi. Benim burnum bunun kokusunu almıyor. Ve ben insan zehirlemeyi seviyorum. Sıkınca böyle öksürteyim onu yanımda. Öyle bebeklerim. Umarım keyif almışsınızdır. Görüşmek üzere. Parfüm içeriklerimi de yazacağım. Mesela şunu da sorayım size. Sizin var mı böyle hani Melis bunu kesin deneyimlemelisin. İşte bak atıyorum. Bargello'yu da şey yapıyorlar. Sen söyle öneriyorlar. Ben hiç kullanmadım. İşte Yeliz'in bir serisi vardı. Ama mesela ben yorumlara baktığımda şey yazıyorlar. Çok da kalıcı değilmiş. Yani o yüzden güvenip alamıyorum açıkçası. Hiç almadım. Hiç benim Bargello'm olmadı. O yüzden dediğim gibi... Bozdu. Eskiden çok güzeldi. Yani o yüzden bu arada şey o MAD. MAD de şeyle aynı paraymış. Benim aldığım parfümle. Size o videonun içerisinde var. Bakabilirsiniz. Onunla aynı paraymış. Aslında o da deneyimlenebilir. Eğer çok böyle bildiğiniz marka varsa. Not alın. Miss Dior, Calvin Klein, Beauty, David Walker'ın Cool Water... Bir de şey Escada Collection. Bunlar benim üniversite ve hayatımda kullandığım en güzel parfümlerden de. Bir de işte şu an 222 neydi? Tom Ford değil de Black Optimum. 222 numara. Aşırı böyle pudralı güzel bir koku. Ama dediğim gibi hepsi yazlık kışlık diye ayrılıyor. Mesela Cool Water'la Calvin Klein Beauty yazlıktır böyle. Çiçeksi tonlardadır. Onları tercih edebilirsiniz. Diğerleri ise kışlık. Sizi seviyorum. Bay bay. Çok koştum. Kıs. Biz de ortamı sorarsanız da çay içiyoruz. Bir kurabiye aldım. O kadar güzel ki şimdi kimin tabağına dadansam eniştem yemez diye. Aa. Şey onu çektin mi? Yok. Kestane şekerini. Kestane şekeri istemiştim ya geçen gün sizden. Hatta iki takipçim bana yollamak için şey yapmıştı. Yollayacaktı. Burada gelmiş. O kadar lezzetli ki size anlatamam. Şu bu senin çatanın değil mi? Hı hı.
Bu müthiş arkadaşlar. Baksanıza içine. Avuçlamayayım hadi. İçi çok güzel. Dışı çikolata ama bu olay. Gerçekten efsane. Ömrü çok ağırdı. Ben sevmedim. Neyi? Ciddi misin? Aş yiyorum sanırım. Sen seversin aslında. Niye sevmedin? Bütün rızkınızı yedim. Ya helal olsun. Ondan senin zaten. Bir de tavşandan artık tavşana benzemiyor. Bunun içi de bitterli. Ben bunu çok beğenmedim. Ağır öbürüne göre. Bu güzel değil. Bunu sileyim. Eniştemin kesesine bereket. Evet arkadaşlarım. Wow! Evet arkadaşlarım. Umarım keyifle izlediğiniz bir video olmuştur. Kanalıma aboneyseniz aşağıdan abone olabilirsiniz ve like tuşuna basarsanız da çok mutlu olurum. Like tuşu ne işe yarıyor diye sorarsanız videoyu keşfete düşürüyor. Ve ben like sayılarına bakıp kendimde bugün video çekmeliyim gücünü görüyorum. Hoşça kalın. Bay bay. Sizi seviyorum. Geceniz gündüzünüz güzel kalsın. Bay bay.